Selülitli fotoğrafın var mıydı? Ne bileyim. O panikle her şeyi sildim. O zaman niye Nazlı'yı getirip zamanını alıyorsun? Sen aradığında sporda yan yana yürüyorduk. Kendisi duyup geldi. Selülitli fotoğraf mühim. Bak ben plajda kötü çıkan fotoğraflarımı anında silerim. Dost var, düşman var ya. Ay, bikini fotoğraf yine iyi baby'si. Ya bikinisiz fotoğraf varsa? Çıplak fotoğrafın mı vardı? Hayır ya. Hatırlamıyorum ki. Ama iş yazışmaları, dedikodular falan varmış. Bir de özel hayat falan. Gerçi özel hayat pek yok da. Çıplak foto varsa çok fena ya. Böyle hoş geldin. Seni teknolojiden anlıyorsun diye çağırdık. Yorumum bu mu? Yani müstehcen foto çok kötü. Genç kız ayıp olur, laf olur, söz olur, ne bileyim. Bence hesabı ele geçirilmemiştir. Öyle kolay bir şey değil o. Ne diyorsun Tarip? Ablamın tehlikedeki namusuyla ilgili değil, teknolojiyle ilgili. Ya şifreyi bilmiyorlarsa palavra. Çoluk çocuk eğleniyordur ya. Deminden beri söylesene. Bir dakika. Ya ben 3 gün önce şöyle bir halt ettim. Tekin. Burada telefon pil değiştiren bir dükkan vardı. Neredeydi o? En üst katta bir tane kuyumcu dükkanı var ya. Evet. Oradan girince ileride bir tane hamburgerci var, bildiniz? Evet. Of. Canım acayip o hamburgerlerden çekti. Ama nasıl yiyeceğim? İşte paran olacak ki yiyeceğim. İşte komisyon olacak ki paran olacak. Ama daha siftah bile yapmadım. Ya şu elbiseleri alın. Pile sonra bakın, rica edeceğim. Deneyecek vaktim yok, vaktim. Bırakmayın. Siz elbiseleri deneyin. Ben telefonun pilini değiştirip geleyim. Vallahi. Evet. Şifre falan gerekirse de dükkanın telefonundan ararım. Söylersiniz. İyi, hadi. Çabucak ya, yaptır ya. Tamam. Hadi. Şifreyi vermediniz değil mi? Şantajcı Tekin mi Avcı Beysa? Veya Tekin'den şifreyi alan teknik eleman. Veya ona yardım eden başka birisi. Tövbe. Ya da hepsi beraber çete. Filtresiz fotoğrafın var mıydı? Ay evet. Tabii ki. O kötü.